İngiltere, Türkiye ve dünyada bugün neler yaşandı? Güne hangi olaylar damgasını vurdu? Size haber.com haber merkezinin hazırladığı haber sonu başlıyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. oturumunda konuştuktan sonra düzenlediği basın toplantısında PYD'nin IŞİD'le mücadelede etkin rol oynadığını söyledi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesi için bugün yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Saat 16'da başlayan olaylar akşam saatlerine kadar sürerken müdahale sırasında 33 kişi gözaltına alındı. Son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum sözlerine ağır eleştiriler içeren cevaplar verdi. Arınç, kendisi bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçildi, ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım deyip meclise farklı bir ant içmedi. Biz de o zaman ayakta alkışladık. O zaman ben bu anayasayı tanımıyorum demesi lazımdı, görüşünü dile getirdi. İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi şirketiyle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir şebekeye yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma döneminde yapılan yaklaşık 2000 yıllık kuş kayası yol anıtına sprey boyayla yazı yazarak sosyal medya hesabında paylaşan kişi hakkında soruşturma açıldı. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü AS Başkanı Nurullah Edemen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacakları maça taraftarlarının alınmayacak olmasına tepki gösterdi. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararını değerlendiren Ahmet Spor AS Başkanı, uyduruk ve anlamsız kararlar, ikinci karşılaşma için de alındı, dedi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde aynı odada kalan hastalardan Osman A, aşırı horladığı için kızdığı Mehmet Ali Altun'u boğarak öldürdü. Olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi yatarak uyuyan Osman A, cinayetin ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı. AKP kurucularından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ı ağır ifadelerle eleştirdi. AYM'nin kararıyla genç siyasetçilerin bazıları hiç yüzleri kızarmadan hata yapıyorlar diyen Arınç, vicdanını satmışsan aldığın para karşısında birinin meddahlığını yapıyorsan bu alçaklıktır. Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam, fikrini söyle ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı seçilmiş bazı internet korsanlarına kurum siber güvenliğine saldırmaları için davet gönderecek. Bakanlık siber güvenliğinin sınanması için başlattığı Hack the Pentagon adlı pilot program kapsamında internet korsanlarından yardım alacak ve sistemde açık bulanlara para ödülü verecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali var kararına ilişkin konuştu. Davutoğlu, Dündar ve Gül tutuksuz yargılanmalı ama AYM davanın esasına girerek yetkisini aştı dedi. UEFA Galatasaray'a finansal kriterlere uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Yazar Ahmet Altan 66. doğum gününü Çağlayan adresinde geçirdi. Altan bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada ifade verdi.